Şimdi size kontrol komutunu anlatırken bazı şeylerden bahsetmiştim. Şöyle, çizimde şöyle 90 derece çizdiğimde kendiliğinden verilen ilişkiler vardı. Gördüğünüz üzere. Bu çizginin 90 derece olduğunu veya bu noktanın diğer noktayla çakışık olduğunu gösteren aralarında ilişki olduğunu kendiliğinden programın verdiğini göstermiştik. O ilişkiler nerede? Şimdi bunu inceleyeceğiz. O ilişkiler entities menüsü içerisinde, yani şuradaki entities menüsünde sketchler menüsü içerisinde sketch1'in altında toplanmaktadır. Bakın. Birkaç tane orientation ve alignment'tan oluşan kendiliğinden verilen sketch ölçüleri var. Şey, ilişkileri var. Burada ben şunu siliyorum. Şöyle bir şey yapalım. Bir geri alıyorum hemen kontrol Z ile. Rastgele bir profil çizdim. Şimdi o ilişkileri buradan detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Özellikle şunun bir tanesini de ilişkisini koparıp şöyle açılı yapalım. Evet. Burada perpendicular yani 90 derece yapacağım ilişki. Diyorum ki bu çizgiyle şurayı da açalım detaylı bir şekilde göstereyim. İkinci çizgi dokunduğum anda iki çizginin birbirine dik olduğunu 90 derece olduğunu gösteren bir ikon atacaktır ve bunu sketch1 içerisinde perpendicular olarak tutacaktır. Aynı şekilde yine bu çizgi ve diğer çizgiyi seçerek bu köşenin de 90 derece olmasını sağlayabilirim. Diğer bir ilişkiye geçtiğimde ise şu eş merkezli ve tanjantı daha sonra anlatacağım. Alignment kısmına geliyorum. Bu noktanın ve diğer noktanın birbirine aynı hizada olduğunu söylüyorum. Bakın. Bir noktayı tutup çekiştirdiğimde diğeri de onunla birlikte gelmekte. O da element olarak burada görünüyor. Sketch ilişkilerini şöyle de çalıştırabilirim. İlla buraya girmek zorunda değilim. Bakın buradan bir noktaya dokunuyorum. Kontrol tuşuna klavyeden basılı tutarak diğer bir noktayı seçiyorum ve elimi kontrol tuşundan çekiyorum. Ve mouse sağ klik ile yapabileceğim ilişkiler neler ise bana onları gösterecektir. Yine element seçeneğine dokunarak İki noktayı da birbirine hizalıyorum. Burada öğreneceğimiz ilişki olarak şu an eşitlik ilişkisi equality'yi seçeyim. Bu çizginin diğer çizgiyle aynı ölçüde olduğunu söylüyorum. Bakın. Eşitlik ilişkisini hemen sağına attı. Burada da görüyorsunuz. Yani ben bu ölçünün 100 milimetre olduğunu söylediğimde ki zaten bu eşitlik ölçüsünü vermeme gerek yoktu. Alttan ve üst noktadan bu iki noktanın birbirine aynı hizada olduğunu söylemiştim. Bunlar artık birbirine eşit olmuş oldu zaten. Veya şunun için kullanıyorum. Bu çizgi ve diğer çizgi birbirine eşit. Ben bir ölçüyü değiştirdiğimde diğerinde 20 milim olduğunu göreceksiniz. Şimdi yan tarafa bir daire çiziyorum. Şöyle de bir çizgi çiziyorum. Bunun merkezinde olmasına gerek yok.
Burada tanjant komutunu çalıştırıyorum. Diyorum ki bu daire bu çizgiye tanjanttır. Artık bu çizgi dairenin, çemberin dış hattından hiçbir yere ayrılamaz. Evet, bunu sökemezsiniz. Veya şöyle birkaç tane farklı çaplarda 80 olsun, 40 olsun, 60 olsun 3 tane daire çiziyorum. Bunları birbirine eş merkezli yapıyorum. 80 çapındaki daire ile 60 çapındaki daire merkez noktalarından birbirine çakışık oldu. Ve yine 80 çapındaki daire ile 40 çapındaki daire de diğer ikisiyle eş merkezli olsun dedim. Hepsini şöyle tutup seçip siliyorum. Şöyle yamuk yumuk bir geometri çiziyorum. Hiçbir şekilde hiçbir kenarı birbirine dik olmasın. Hepsini seçip mouse'la sağ klik yaparak orientation, yani şuradaki ilişkilerden orientation kullanıyorum. Bu seçmiş olduğum, çizmiş olduğum profilleri yakın kenarları, yakın eksenlere göre dikleştiriyor. Yani şöyle bir açılı çizgi çiziyorum. Bu çizgi eğer x eksenine daha yakın ise, açısı x eksenine göre daha küçük ise, ben orientation yaptığımda kendini x'e paralel edecektir. Yani y'ye göre 90 derece konumuna çıktır. Çizgi y açısına daha yatkın ise orientation yaptığımda bu sefer x eksenine göre 90 derece konumlayacaktır. Şimdi buradan perpendicular'ı, eş merkezi, tanjantı, orientation'ı, alignment'ı gördük. Ve equality'yi gördük. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Ve karşılığında da bir çizgi çiziyorum. Bu iki çizginin birbirine paralel olmasını istiyorum. Paralel komutuna geldim. Bir çizgiye dokundum ve diğer çizgiye dokundum. Bunların birbirine paralel olduğunu gösterdim. İki çizgiyi de seçip sonra orientation diyorum. Hem paralel ve hem x eksenine göre 90 derece olmuş oldu. Bir çizgiyi seçip kontrole basılıp diğer bir çizgiyi seçip sağ klik yapıp equality diyorum. İki çizginin de birbirine eşit olmasını sağladım. Yani biri 100 milim ise diğeri de 100 milim olmuş oldu. Şurada simetrik ve centering ikonları var. O da şu anlama geliyor. Ölçülerini silelim. Centering komutunu çalıştırıyorum. Bakın burada first geometri ve second geometri var. Ve centering geometri. Diyorum ki bu geometri ve diğer geometri bu eksene göre eşit uzaklıkta olsun diyorum. Aynı şekilde bu geometri ve diğer geometri bu çizgiye eşit uzaklıkta olsun diyorum. Aslında merkez demiş oldum. Bakın. Tam yarısı. Onu şu şekilde de yapabiliyorum.
Bir dikdörtgen çizdim. 570 ölçüsünü veya şunu tam yapalım, 600 olsun. Burası da 200 olsun. 600 ölçüsü, 600 boyuna sağ klik, Define Centering deyip bir eksen gösteriyorum. Bu 600'ü sağ ve sola eşit dağıtarak 300'ü sola, 300'ü sağa atmış oldum. Aynı şekilde 200'e de sağ klik, Define Centering deyip bu sefer x eksenini gösteriyorum. Yani bütün kısa yollar aslında buradan girmenize gerek yok. Mouse sağ klikle veyahut da ilişki vereceğiniz noktaları seçerek sağ klik yaptığınızda neler yapabiliyorsunuz? Onları çıkaracaktır.